Info Yatırım, Yatırımın Infosu podcastinden herkese günaydın. İyi sabahlar. Vergi paketi dün meclise girdi. Vergi düzenlemesine ilişkin ayrıntılar da böylelikle belli oldu. Düzenleme kapsamında küresel ve yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulanacak. Küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kardan %15'lik asgari kurumlar vergisi alınacak. Kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri kurumlar vergisi indirim ve istisnalar düşünmeden önceki kurum kazancının %10'undan aşağı olmayacak. Yap, işlet ve devlet modeli ile kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan %30 oranında kurumlar vergisi alınacak. Vergi konusu detaylar netleştikçe BIST'te de kısa vadeli baskı yaratabilir. Lakin belirsizlik ve karmaşıklık durumu ortadan kalktığında sağlıklı fiyat mekanizmalarını görebiliriz. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunun temmuz sayısını yayınladı. Hizmet enflasyonu dezenflasyondaki ilerlemeyi geciktirdiği ve bunun da para politikasının normalleşmesini zorlaştırdığı kaydedilen raporda, Enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ve artan ticari gelelimler ile politika belirsizliği bağlamında faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması ihtimalinin arttığı ifade edildi. IMF küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için %3,2 olarak korurken Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini %3,1'den %3,6'ya çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, amacımız enflasyonu körüklemeden vatandaşımız refahını kalıcı olarak yükseltmektir. Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz, diye konuştu. BIST 100 endeksi ise geçtiğimiz işlem gününü 74 puan yükselişle 11.139 seviyesinden tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı. Dün endeks 11.102-11.188 aralığında darbantta hareket etti. Bugün T2 bakiye düzenlemeleri kaynaklı endekste volatilite artabilir. Moody's'in Cuma günü Türkiye raporu beklentileri haftalık olarak endekse katalizör olabilir. BIST 100 endeksinde TL bazında 11145 seviyesini pivot, 11185, 11230, 11270 seviyelerini direnç, 11100, 11060, 11015 seviyelerini destek seviyeleri olarak takip edeceğiz. Dolar bazında ise 339,9, 341,2, 342,5 seviyeleri direnç, 337,3 336-334,7 seviyeleri destek olarak izlenecek. Ben info yatırımdan Berk Tezgüler. Hepinize iyi sabahlar, herkese bol kazançlar. Teşekkür